Merhaba arkadaşlar. Sesimi alabiliyor musunuz? Utku. Hepiniz hoş geldiniz. Bir süredir devam eden webinarlarımızın bugün sanırım 7.'sini yapıyoruz. Biz Ekşi Forex ekibi olarak, araştırma ekibi olarak sizlerle birlikte Etik Melek katkılarıyla Forex piyasasında biraz daha bilinç sahibi olabilmek, biraz daha öğrenebilmek amacıyla işlemlerimizi çeşitlendirmek ve kar elde edebilmek amacıyla tecrübelerimizi size aktarmaya devam edeceğiz araştırma ekibi olarak. Bugün de yine ben Burhan Özdemir sizlere 15 yıllık tecrübelerimden bazı bilgiler aktarmaya çalışacağım. Bugün nelerden bahsedeceğim? Bugün sizlere hareketli ortalamalardan bahsedeceğim. Hareketli ortalamalar şey açayım. Hareketli ortalama nedirle başlayalım isterseniz öncelikle. Arkadaşlar hareketli ortalama günlük tabiriyle yani ortalama tabiriyle uyuşan bir kavram aslında. Bir araç ve forex piyasasında sıkla kullandığımız bir araç. Hareketli ortalama bize bir fiyatın belli bir zaman aralığında geçmişe dönük ortalamasını veriyoruz. Yani bunu biz belirliyoruz. İşte 10 günlük ortalama, 20 günlük ortalama, 10 saatlik ortalama, 40 saatlik ortalama, 80 saatlik ortalama. Bunları biz istersek kapanış fiyatlarıyla birlikte belirleyebiliriz. Eğer istersek yüksek fiyatlarla belirleyebiliriz, alçak fiyatlarla belirleyebiliriz ve açılış fiyatlarıyla yani barların açılış fiyatlarıyla belirleyebiliriz. Bunu ne kadar uzun veya kısa tutacağımız bize kalmış bir şey. Yani 200 günlük bir hareketli ortalama da kullanabiliriz. Yani 200 saatlik bir hareketli ortalama da kullanabiliriz. Ama 20 günlük bir hareketli ortalama da kullanabiliriz. Bunun anlamı şudur arkadaşlar. 20 gün bize daha yakın bir geçmişin ortalamasını verirken 200 gün bize çok daha uzun bir periyodun hareketli ortalamasını verir. Eğer biz günlük trade ediyorsak 200 günlük bir hareketli ortalama bizim açıkçası çok fazla işimize yaramayacaktır. Yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Yılda birkaç kez bu ortalamaya yakın fiyatlar gerçekleşeceği için çok az trade fırsatı verecektir. Yani gün içinde zaten vermeyecektir. Yıl içinde birkaç kez. O yüzden hareketli ortalamayı önce periyot olarak belirlememiz gerekiyor. Hangi hareketli ortalamayı kullanacağımızı belli bir periyot dahilinde eklememiz gerekiyor MetaTrader'e. Genellikle kullanılan bazı hareketli ortalamalar var. Burada açıkçası ben onlara değineceğim. Çünkü bunun çok doğru bir yaklaşım olduğunu düşünmüyorum. Neden düşünmüyorum? Tecrübelerime dayanarak düşünüyorum. Bana kalırsa hareketli ortalamalar piyasanın o anki durumuna, o anki dinamik verilere göre sürekli değişmekte. Bu ne demek? Dolar paritesinde örneğin bir süre işte 44 günlük veya 44 saatlik hareketli ortalama çok iyi işler çıkarırken bir süre sonra bu iş görmemeye başlayabilir. Veya euro dolar paritesinde iş gören bir moving average hareketli ortalama bir başka paritede pound'da iş görmeyebilir. O yüzden sabit bir hareketli ortalamayla işte 50 günlük, 100 günlük, 200 günlük onu keserse şöyle olur gibi bir stratejiyi anlatmayacağım size burada. Çünkü çok doğru bir strateji olduğunu düşünmüyorum. Size daha çok hareketli ortalamaların değişkenliğinden hareketli ortalamayı
mevcut trende nasıl uyarlayacağımızdan bahsedeceğim. Arkadaşlar, hareketli ortalama biliyorsunuz MetaTrader 4'te şu an boş bir ekran görüyorsunuz. Bir tane hareketli ortalama ekleyelim. Ekle kısmından göstergelere geldiğinde bu average ekleyeceğim. Şimdi parametreler kısmında zaman aralığı var. Zaman aralığı işte az önce bahsettiğim yani kaç günlük bir zaman aralığı kullanacağım işte veya kaç saatlik yani bu günlük olabilir. Daha doğrusu bunun aslında şöyle demek doğru olur. Kaç barlık yani geriye doğru kaç tane bar hesaplayarak ortalamayı çıkaracağım? Diyelim ki geriye doğru 20 tane bar hesaplayarak şu an mevcut açık grafikte işte euro dolarda H4 grafiği açık. 20 tane hareketli barı geriye doğru hesaplayıp bunların ortalamasını çıkaracak. Peki şimdi MA metodu diyor. Moving Average metodu. Burada da karşıma 4 tane seçenek çıkıyor. Bunların sadece ikisinden bahsedeceğim size. Bunlardan birincisi simple yani basit. İkincisi eksponansiyel yani üstel. Şimdi arkadaşlar simple basit yani 20 tane barın eğer şurada close'u seçersem 20 tane barın kapanış fiyatını alır ve onların bir ortalamasını çıkarır. Eksponansiyel seçersem 20 tane barın kapanış fiyatını çıkarır ama geriye doğru daha yakın barlara yani günümüzdeki barlara daha fazla ağırlık verir. Üstel bir fonksiyona sahiptir. Matematik bilenler bilirler. Ve yakın barlar, günümüze yakın barlar bu fonksiyona daha fazla ağırlığa sahiptir. Genelde bunu kullanmanızı öneririm. Neden? Çünkü bununla daha iyi sonuçlar aldığımı söyleyebilirim. Uygula kısmında close, open, high veya low yani kapanış fiyatı, barın kapanış fiyatına göre hesaplayıp grafiği, şey, averajı çizecek, moving averajı, barın açılış fiyatına mı, barın en yüksek fiyatlarına göre mi yoksa barın düşük fiyatlarına göre mi çizecek? Yani buradan da bunu seçiyorsunuz. Şimdilik close seçelim. Yani buradan rengini, çizginin stilini ve kalınlığını seçebiliyorsunuz. Seviyeler kısmında buna şimdi girmeyeceğim. Şu an buraya hiçbir şey eklemeyeceğiz. Daha sonra ileride derslerimiz olursa, daha derinleşirse o zaman anlatabilirim. Ve zaman aralıkları kısmında da birazdan bu konudan da bahsedeceğim. Zaman aralıklarının ne işe yaradığını. Şimdilik sadece bunu eklemek istiyorum. Evet. Bakın burada euro doların 4 saatlik grafiğine bir moving average ekledik. Ve bu moving average 20 zaman aralığında yani 20 bar geriye doğru hesaplayarak bize bir grafik çizdi. Bize bir eğri çizdi. Bu eğri şu anda ne anlama geliyor? Pek bir fikrimiz olmayabilir açıkçası. Şimdi birlikte deneyerek gidelim. Mesela 20 değil de 40 olsa ne olur? Bakın biraz daha aşağıya. 60 olsa ne olur? Evet. Moving average az önce ne demiştik? Yani geriye doğru hesapladığı bar sayısı arttıkça ama bunun optimum bir sınırı var. Yani trend değişimleri önemli. Daha etkili ve verimli sonuçlar verebilir. Bak, moving average'i şimdi diğer özelliklerini değiştirerek eklemeye devam edelim. Örneğin simple olarak ekleyelim. Bakın daha yukarıda bir fiyat var. Örneğin open yani barların açılış fiyatına göre hesaplayalım. Örneğin
barların kapanış fiyatına göre, pardon, yüksek fiyatlarına göre, bakın eğri, yani sürekli değişik bir eğri çizmekte. Fakat hangi eğriyi kullanacağıma ben nasıl karar vereceğim? Daha doğrusu grafik üzerinde hangi eğrinin bana daha iyi bir sonuç vereceğini nasıl anlayacağım? Şimdi arkadaşlar, öncelikle moving average'in asıl görevi bize, yani temel görevi bize sinyal üretmek değil, aslında işleme girdiğimizde stop loss veya take profit, yani kar al veya zarar durdur noktalarını belirlemede yardımcı olmaktır. Aynı zamanda trendin yönüyle ilgili bize fikir vermektir. Bakın euro dolar paritesine bakalım. Bir süredir bu şuradan başlayan ve yukarıya doğru giden bir eğilim görüyoruz, değil mi? Yani H4 grafiğinde Mayıs ayından itibaren, 15 Mayıs'tan itibaren bir yükseliş, bir yukarı trend var. Peki ama bu trendde bu moving average'i ben nasıl kullanacağım? Şimdi arkadaşlar, moving average'i öncelikle trendin alt noktasına ne yapmamız gerekiyor? Bakın, elle çizsek ne çizeriz? Mouse takip ederseniz şöyle bir şey çizeriz yaklaşık, değil mi? Yukarı trend olduğu için yaklaşık böyle bir şey çizeriz. O zaman şu an ne yapacağımı karar vermek için, herhangi bir paritede bir işlem bakıyorsam ne yapacağımı karar vermek için öncelikle MA'nın bir şekilde trende oturmasını sağlamam. Şimdi oturtalım bakalım. Oturtmayı deneyelim. Örneğin 21 deneyelim. Ve close fiyatları deneyelim. Çok da oturmadı bana kalırsa. Bakın ortadan gidiyor. Oldukça içinde. Peki 44 deneyelim. Bu sayıları rastgele gidiyorum arkadaşlar. Yani özel bir şeyi yok. Özel bir anlamı. Şimdi bu da çok oturmadı bana kalırsa 68 gireyim. Sanki biraz daha arttırmam gerekir gibi. 98 gireyim. Daha aşağıdan istiyorum. Evet, belki. Evet, yani bunu sevdim. Şu anda bu pariteye bakıyordum. Grafik üzerinde herhangi bir moving average yoktu. Ve bunu ben ekledim. Yani burada işlem açıp açmayacağıma karar vermek istiyorum. Ya da ne zaman açacağıma karar vermek istiyorum. Bakın burada eklediğimiz 135 barlık, yani 135 saatlik dediğim, 135 tane 4 saatlik işim aslında. Moving average bize güzel bir şekilde, bakın aşağıdan gelmiş, buradan itibaren trendin altında kalmış ve barlar yukarıda oluşarak, yani yukarı bir şekilde devam etmiş ve buradan bir dönüş sağlamış. Şimdi bunu bulduktan sonra ne bekleyeceğim işe gelmek için? O zaman madem bunun üzerinde gidiyor, iki şeyi bekleyeceğim. Ya şu bölgeden dönüşü bekleyeceğim. Bakın bu arada bu bölge diye gösteriyorum ama bu bölge de yaklaşık 17 yani 19 Haziran'dan yani bir aylık bir bölge. İşte hani FX'de sabır diyoruz ya, burada sabır ortaya çıkıyor. Bakın yaklaşık bir aylık bir şey var. İniş çıkış var, yani bir trend yok ama bakın hiç bunun altında ne yapmamış? Kapatmamış. Evet. Devam etmiş trend. Yukarı gelmiş. Ya da burada neyi bekleyeceğim? Bakın buradan sekişini bir şekilde yakalayabilirdim. Çizdikten sonra. Veya tekrar buradan sekmesini bekleyebilirim. Ya da bunun altına sarkmasını bekleyebilirim. Yani 135 günlük saatlik hareketli ortalamanın altına sarkmasını ve altında birkaç tane kapanış yapmasını ne yapabilirim? Bekleyebilirim. Peki, şimdi buraya
Pound atalım bakalım. Pound sizce çok mantıklı bir sonuç veriyor mu? Bence şuradan itibaren evet, pound da benzer bir şekilde ilerlemiş. Peki CHF'ye bakalım. Bakın farklı bir paritede 135 dilimlik moving average, 135 saatlik moving average pek de doğru bir sonuç vermiyor gibi gözüküyor. Başka bir parite deneyelim. Bakın burada çok anlamsız kaldı. Bakın USD CHF burada aynı zamanda Euro doların CHF ile de ne kadar korelasyon içinde olduğunu görebiliyoruz. Bakın burada da işe yaradı. Burada da dönüşleri düzgün bir şekilde tespit etmiş gözüküyor. Özellikle şuradan sonra altına sarkmış ve buradan bir, iki tane aslında işleme yani giriş için yer vermiş. Hadi şurada diyelim ki tespit ettik, girmedik, geldi. Şurası artık işleme girmek için gayet uygun bir noktaymış. Ve tekrar burada bir işlem fırsatı daha ne yapmış? Vermiş. Şimdi yapılan birkaç hatadan bahsedeceğim. Bunlardan bir tanesi, yukarı doğru açıyorum. Bu miktarı ekledim ve H1 grafiğini açtım. Ama bu miktarı nerede eklemiştim? H4'te eklemiştim ve H1 yani bir saatlik birimde açtım. Şimdi çok anlamlı oldu. Peki bunu nasıl anlamlı hale getirebilirim? Arkadaşlar, çok basit bir mantığı var. Şimdi bir saatlik dilimler demin 4 saatlik dilimlerde eklemiştik. Şimdi bir saatlik dilimlerde grafiğe bakıyoruz. Yani bir saatlik barlarla bakıyoruz. O zaman mevcut zaman aralığını 4 ile çarpmam gerekiyor. Bu ne demek? 135 çarpı 4 540 yapar. Eğer 1540 alırsam bakın bana neyi verdi? Müthiş bir şekilde bakın H1'deki dönüşleri vermiş oldu. Ama bilmediğimizde ne yapıyorduk? Yani bunu kullanmayı bilmediğimizde şöyle yapıyorduk. Eklediğimiz bir moving average'a bağlı kalıp işte 50 günlük, 100 günlük veya 200 günlük hiç fark etmez. Ona bağlı kalıp bununla birlikte devam ediyorduk. Hatta bütün zaman aralıklarında ve zaman dilimlerinde aynı moving average'la devam ediyorduk belki bir kısmımız. Belki ben de başlarda böyle devam ediyordum. Şimdi az önceki moving average daha anlamlı bir hale geldi. Şimdi H4'te bunu açarsam bu sefer ne olacak? Bu sefer de H4'te anlamsız bir hale gelecek. Çünkü şeyden çok uzak yani trendten çok uzak bir durum oluştu. Tekrar şimdi az önceki kısma geri döneyim ve size şeyden bahsedeyim. Yani bu moving average eklerken göstermediğim bir kısım vardı. Örneğin burada tüm zaman aralıkları diyor. Şimdi ben 135'i eklediysem arkadaşlar burada o zaman 4 saatlikte yani trendin yönüne bakarak, grafiğe bakarak 135 zaman aralığını kendim bulmuştum. Hani özel bir sayı değil 135. O günkü trende uygun bir şekilde trend uptrend olduğu için o çizginin altına sarkmayacak şekilde yani barların altından elle çizilmiş gibi neredeyse bir eğri elde etmek için 135'i bulmuştum ve bunu 4 saatlikte bulmuştum. O zaman bunu sadece 4 saatlikte görüntülemeliyim. Yani bunu diğer zaman dilimlerinde görüntülersem o zaman doğru bir veri elde edemem. Burada tüm zaman aralıklarındaki tiki kaldırıyorum ve 4 saatlik dilimi seçiyorum. Tamam diyorum. Şimdi H1'e tıkladığımda artık ne yapamayacağım? O bu ilk alerji burada görmeyeceğim. Şimdi burada ne eklemek istiyorum? Eklemem gerekir o zaman. Burada ne demiştik az önce? H1, H4, 4 katı olduğuna göre 135 çarpı 4, 540 ekledim. Burada görüntülemede bu sefer neyi seçeceğim?
Sadece bir saatlik zaman dilimlerinde göstereceğim. Bakın bana yani mükemmel bir şekilde tren dönüşlerini, daha doğrusu tren bu destek noktalarını ne yaptı? Verdi. Şimdi o zaman işleme girmek için ne bekleyeceğim? Şimdi işleme giriş noktası, bakın muhtemelen şurayı bekleyebilirim. Burayı görüyor musunuz? Burada yukarıya doğru bir hareket olabilir. Veya burayı kırıp aşağıya bir hareket olabilir. Peki ama burada önemli olan ne? Çocuklar, mesleğimi öğretmen olduğu için bazen ağzından kaçabilir. Uzaktan eğitime de biliyorsunuz devam ettiğince bir süre. Şimdi tekrar başlayacağız. Eğer öyle bir şey söylersem kusura bakmayın. Arkadaşlar şurada gördüğünüz tren çizgisinin altında saatlik kapanışlar görürsek işlem açabiliriz. Fakat stop noktamızı nereye koymalıyız? Yani tren çizgisinin biraz üstüne stop mutlaka ne yapmalıyız? Koymalıyız. Çünkü bu bir piyasa aldatmacası olabilir. Yani geriye doğru bakarsak muhtemelen böyle anlar görebiliriz. Bakın şurada olduğu gibi bu tip anları ne yapabiliriz? Görebiliriz. Her zaman tam birebir oturmayacak. O yüzden mutlaka stop noktamızı ne yapmalıyız? Koymalıyız. Yani şurada satışa iki tane saat, aşağı iki saat önce aşağıda kapatmış, yani trenin altında kapatmış. Satış açtım diyelim. Bakın burada ne yaptım? Zarardayım. Stop olmam gerekiyor. Normalde şuralarda, şu civarda. Yani çok fazla abartmadan eğer günlük işlemler yapıyorsam ve şu an saatlikte bakıyorum. Buraya mutlaka stop noktamı ne yapmam gerekir? Koymam gerekir. Unutmayın ki asla bunlar birer sihirli araç değildir. Bu averajlar veya diğerleri. Sadece bize biraz daha fiyatı, trendi ve işleme giriş çıkış noktalarını okumakta faydalı araçlardır. Bu araçların düzgün ve tekniğe uygun bir şekilde kullandığımız zaman inanın daha iyi sonuçlar elde edebileceğiz. Şimdi birkaç paritede şeyi bulmaya çalışalım. Bunun araç ve trend yönünü bulmaya çalışalım. Deneyelim. Örneğin bakalım. Evet, bakın burada Outnez'de de bir yukarı trend var. Hemen hemen oturmuş gözüküyor ama biraz daha biraz daha uydurmaya çalışalım. Evet. Şimdi 150 yapalım. 120 yapalım. Evet. Bakın burada da şurada gördüğünüz gibi çok güzel bir eğri oluşmuş durumda. O zaman yine aynı şekilde alt nezede de neyi bekliyorum? Çizdiğim çizginin çizgiden ya yukarı sekmesini. Tabi buna karar vermek için aslında başka verilere de bakmam gerekiyor. Örneğin günlük trende falan bakmam gerekiyor. Onlardan sonra bahsedeceğim. Artık bu kadar detaya girmiyorum şu anda. Ya buradan sekmesini ya da bunun altında kapatıp işlem açmayı bekleyebilirim. Örneğin Euronezd'ye bakalım. Burada daha farklı kullanabilirim. Evet, bakın burada ne kullandık? 68 kullandık. Ve 68 barlık, daha doğrusu 68 tane 4 saatlik barın ortalamasının çizdiği moving average'in trende ne kadar güzel oturduğunu görüyorsunuz. Yani şuradan başlayan bir yukarı trend var. Temmuzlardan itibaren.
Şimdi diyelim ki bu grafiği açtık. Açtığımızda bu grafiği biz şunu göreceğiz ilk başta. Yani bugün giremeyiz bu işleme. Bu işleme şurada giremeyiz. Yani çünkü biz bunu çizmeye kalksak başka bir şey çizmemiz gerekiyor, değil mi? O zaman onu çizelim. Ve o gün o işleme nasıl girerdi, nasıl giremezdi, ona bakalım. Şimdi burada bir düşüş trendi mevcut. O zaman buna göre bir EMA çizelim bakalım. Evet. Bu şekilde denemelerle burada hangi EMA'nın uygun olacağını bulmam gerekir. Sanki diyelim ki bugün şurada yani şu zaman diliminde yani yaklaşık grafiği gördüğümde şuradan itibaren olan trendi bu trendi gördüğümde 21 Haziran Temmuz civarında evet bunu gördüm ve çizdim. Moving Average'i çizdim. Sonra bakın burada şurada 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 burada denemeler yapmış. Yani bir bar kapatmış üstünde. Daha sonra olmamış. Tekrar denemiş, tekrar denemiş, sonra düşmüş. Yani şu bölgede ki bu yaklaşık 13-21 haftalık belki 2 haftalık bir zaman dilimi. Burada fiyatı kırdıktan sonra üzerinde bakın barlar kapatmış. Ve gelen trendi yani şuradan ta ki işte Mayıs ayından itibaren, Mayıs'ın ortasından itibaren gelen trendi buralarda kırmayı denemiş ve bir şekilde kırmış. Kırdıktan sonra artık burada işleme girebilirim. Özellikle şu iki tane tepe yapmış burada fiyat düşüş trendindeyken bu iki tepeyi açtığında yani şu bölge tam olarak işleme girmek için uygulanan bölge şurası. Ne gördüğünüz gibi sonrasında zaten devam ediyor. Peki ama burada artık moving average olarak bunu mu kullanmaya devam etmeliyiz ya? Hayır. Burada muhtemelen grafiği takip ettikten bir süre sonra şurada yeni bir moving average eklemem gerektiğini tahmin etmem gerekiyor. İşte az önce artık buradan sonra 68 günlük çalışmış. Eğer bunu uygun bir şekilde bulup grafiğe ekleyebilirsem 68 günlükle yoluma devam edebilirim ki bakın birkaç kez ne yapmış? Birkaç kez çarparak tekrar yükselmiş. Ve şu anda da mevcut bir işlem fırsatı var gibi görünüyor. Biraz yapaydı. Yani nasıl bir işlem fırsatı olabilir? Bir süredir 23 Temmuz'dan itibaren yani bu şekilde devam ediyordu. Bu hareketli ortalamanın üzerinde devam ediyordu. Fakat şimdi yaklaşmış durumda. Bu ne anlamına geliyor? Bu ortalama aşağıya itibaren oluşturacak ya da buradan sekip tekrar yukarıya gidecek. Bunu bilmiyoruz. Ama işlem fırsatlarının yaklaştığını ne yapabiliriz? Burada düşünebiliriz. Fakat stop noktalarını ne yapmamız gerekiyor? Uygun bir şekilde ayarlamamız gerekiyor. Başka bir paritede bakmaya çalışalım. Bakın. Burada tam oturmuyor 68 günlük. O zaman ne yapacağım hemen? Biraz bu değerlerle oynayacağım. Sanki bu daha iyi gibi. Evet.
bugün bu grafiğe baktığımda bugün burada buraları yakalayan, bu trendi yakalayan bir moving average ancak 100 saatlik, daha doğrusu 100 barlık bir moving average. Görüyorum ki burada da gerçekten iyi iş çıkartmış. Eğer bunu şuralarda fark edip ekleseydim belki burada işlem açma fırsatım olabilirdi. Fakat bunu fark etmediysen bile şu anda durumu okuyabilirim. Yani grafiğe baktığımda bana daha iyi bir veri sağlayabilir. Ne sağlayabilir mesela? Fiyatın ya tekrar buraya gelmesini beklerim ya da altında kapatıp aşağıya gitmesini beklerim. Ama şu anda işlem için moving average'e bakarak çok iyi bir fırsat göremiyorum. Sadece şunu görebilirim. Diyelim ki başka bir stratejiyle burada buy işlem açtım. Tam burada şu an 139.70 fiyatından işleme girdim. O zaman stop noktamı nereye koymalıyım? Stop noktamı buralara ne yapmalıyım? Koymalıyım. Burada da stop konusunda yardımcı olabilir. Veya işlemin kârda olabilir. O zaman da takipli stopumu ne yapmalıyım? Yine moving average'e göre şu an takip eden 100 gün ya da 104 saatlik moving average'e göre oluşturmalıyım. H1'e geçeyim. Evet, bakın bizim 100 günlük moving average H1'de çok anlamsız oldu. Ne yapıyorduk? Hemen geliyorduk. 400 diyorduk. Görüntüleme diyorduk. Sadece saatlik. Evet, bakın. Az öncekini silmişiz bu arada. Sadece saatlikte görüntülediğimizde 400 günlük moving average bize oldukça güzel bir şekilde trendi çiziyor. Evet arkadaşlar, moving average'ları sadece bir tekrar özetlemem gerekirse, öncelikle hareketli ortalama bir fiyatın belli zaman aralıklarında geriye doğru oluşturduğu barların ortalama fiyatının bir eğri olarak çizilmesi. Yani bunları nokta nokta şeklinde düşünün. İşte burada bir nokta, burada bir nokta. Daha sonra bu çizgilerle grafik haline getiriliyor. Bunu aslında elle manuel de yapabilir insan. Fakat bunlar hazır matematiksel araçlar. Burada kullanıyoruz. Hareketli ortalamalar eklerken dikkat etmemiz gereken öncelikle zaman aralığı. Zaman aralığın konusunda yanılgı ve özellikle bilinen yanlışlardan bir tanesi işte 50 günlük, 100 günlük, 20 günlük, 44 günlük, 13 günlük gibi sayılarla saplanıp kalmak. Hayır arkadaşlar, böyle sayılar yok. Böyle sayıların olmadığını defalarca kez ben gördüm. Sizin belirleyeceğiniz sayılar var. Moving average'ı nasıl kullanacağınızla ilgili. Artık burada sanırım biraz daha bir şeyler size aktarabilirim. Sabit sayılarla kalmıyoruz. Yani ne yapıyoruz? Trende göre belirliyoruz ve trende oturacak bir moving average çizdikten sonra sonrasında işlem stratejisi geliştirmeye devam ediyoruz. Buradan zaman aralığını belirledikten sonra simple ve exponential diye bahsettiğim, yani basit hesaplayan ama exponential'de daha iyi sonuçlar aldığını söylemiştim. O yüzden burada da çok takılmıyoruz. Bu low close open high, yani barın kapanış fiyatına, açılış fiyatına, yüksek veya düşük fiyatına göre mi karar verecek? Bunlarla ilgili veriyi sağlamak için girilen değerler. Bu değerleri de tam oturtmak için kullanabiliriz. Yani bu dördünü özellikle grafiğin alt kısımlarını tam olarak trende oturtmak için kullanabiliriz. Bir diğer veri, az önce söyledim.
seviyeler yani pardon görüntüleme yani bu şeyi mimik averajı hangi zaman aralıklarında göreceğim arkadaşlar az önce söylediğim gibi eğer bir mimik averajı bir zaman aralığında eklemişseniz diğer zaman aralığında onu aynı şekilde aynı düzgünlükte ya da aynı güzellikte veriyi elde edemezsiniz. Çok saçma bir şey ortaya çıkabilir. Ne yapmamız gerekiyor? Örneğin H4'te eklediğimiz moving average'ı H1'de görmek istiyorsak onu 4 ile çarpmamız gerekir. Yani 400 bar'lık bir moving average eklememiz gerekir diye bundan da bahsettim. Ayrıca bir paritede işleyen bir moving average diğerinde işlemeyebilir. Bundan da bahsettim. Yani metatrader'e nasıl eklenir ondan da bahsettim. Bugünlük anlatacaklarım açıkçası bu kadar. Şimdi umarım faydalı olmuştur. Biraz sorulara bakacağım. Bakalım. Evet. Sorularınızı yazabilirsiniz arkadaşlar. Eğer bu averajlarla ilgili sorularınız varsa bekliyorum şu anda 22 katılımcı var. Aligate uygulamasını kullanmıyor muyuz demiş. Aligate uygulamasını ben kullanmadım arkadaşlar. Parametrelerde kaydır hiç kullandınız mı? Hayır, kullanmadım. Yani çok nadir. Belki sende tam otursun diye ama o kadar şey olmadı hiç. Gerek duymadım daha doğrusu. Bu arada Aligator uygulaması kullanıyor muyuz diye Bülent Yaman sormuş. Cemil Bey, parametrelerde kaydır hiç kullandınız. Hayır, kullanmadım. Merhaba Burhan Bey. Scalping için 30 dakikalık barlara MA9 kullanmakla ilgili bir yazı üzerine deneme yapıyorum. Bu konuda herhangi bir tavsiyeniz olabilir mi? Teşekkür ederim. Arkadaşlar bu çok özel bir konu. Şöyle özel bir konu. Yani örneğin siz scalping için 30 dakikalık barlarla MA9 deniyorsanız yani benim de bunu ya denemiş olmam gerekir ya da deniyor olmam gerekir. Yani buna cevap verebilmem için şöyle yapalım bu soruya. Yani ben bakmam gerekir. Çünkü daha önce böyle bir denemem olmadı. Bir bakayım. Ondan sonra size tavsiyelerim olabilir. Şey yapın bu soruyu Utku Bey'e özelden ekletin olmazsa ya da bana ekletin. Sinyal grubunu biliyorsunuz. Burada sinyalleri paylaşmaya devam ediyoruz. Hafta sonu konuşuyoruz. Orada konuşabiliriz veya başka bir yerde. Baktıktan sonra cevap verebilirim. İkili ya da üçlü hareketli sistem kullandınız mı? Hayır arkadaşlar. Ben açıkçası şöyle üçlü kullandım. Yani iki ya da üçlü bir süre kullandım. Fakat şöyle söyleyeyim. Sonra ya işin aslı şu. Grafikte kullandığım yöntemler giderek sadeleşmeye başladı. Yani başta belki 6, 7, 8, 10 tane moving average kullanırken şimdi bir, belki iki, çok nadiren 3 tane kullandığım oluyor. Evet. Ama çok nadir. Aslında grafik ne kadar sade olursa o kadar iyi sonuçlar veriyor diyebilirim. Birçok indikatör kullandım, birçok işte hareket ortalamadan üstünde şey kullandım ama sadeliğin en iyi kazandıran ya da en doğru sonucu veren sistem olduğunu şu anda düşünüyorum. Bana tecrübelerim bunu söylüyor. Hocam zaman aralığı
H4 ile H1 mi daha sağlıklıdır, yoksa kendimize göre bir zaman aralığı seçebilir miyiz? Evet, güzel soru. Yani valla bunu da tecrübelerimle söyleyeceğim. Ben H4 ve H1 kullanıyorum zaman aralığı olarak. Day 1'de moving average dediğim gibi ya çok çok az işlem fırsatı oluşturuyor. Eğer sık işlem yapan biriyseniz kullanamazsınız zaten çok fazla. Çünkü hareketi ortalamaya bakın şuradan bakalım bu D1 grafiği olsaydı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 yani 20 gündür buradan uzakta bir fiyat gördünüz. Ve burada ne yapacağınızla ilgili herhangi bir fikriniz olmazdı. Eğer bekleyebiliyorsanız süper. Yani o zaman çok iyi tabii ki de. Bekleyin ve gerçekten buraya geldiğinde alın. O zaman daha uzun trade'ler yapabilirsiniz. Daha uzun trade'lere işlem açabilirsiniz. Ama bence H4 ve H1 oldukça mantıklı. Onun altına da düşmemenizi öneriyorum. Yani az önce sonuç gibi yaklaşım yok. 30 dakikaydı pardon. Arz talep tekniğiyle mol birlikte kullanımı olumlu sonuç olma ihtimali artar mı? Stop loss dikkat ederek. Denemek lazım. Ama ben kullanmadım şahsen. Kullanmıyorum. Şu an için. İşte ihtiyaç duymadım. Fakat denenebilir. Yani biliyorsunuz MetaTrader'de veya bu sistemde oldukça fazla seçenek mevcut. Yani hem indikatör olarak hem veri olarak birçok veri kullanabiliriz. Fakat nasıl sonuç verir? Yani herkes bu konuda emin olmayabilir. Bunu denemeniz gerekir. Biliyorsunuz MetaTrader'in yani strateji kısmı var. Strateji deneme kısmı var. Eğer ileride yine bir dersiniz olursa bunlardan bahsedebiliriz. Orada bunu deneyebilirsiniz. Yani bu tip stratejilerinizi orada hayata geçirip ve grafiği nasıl ilerlediğine bakabilirsiniz. Eğer uygun buluyorsanız kendinize göre bir yöntem geliştirebilirsiniz. Merhabalar hocam. Moving Average ile Bollinger bantlarını kullanmak sizce sağlıklı sonuç verir mi? Şimdiden teşekkürler. Bence vermez. Çünkü Bollinger bandı da zaten şeydir yani bir çeşit Moving Average aslında ama oradaki hesaplama yöntemi biraz daha farklı. O yüzden ben Bollinger bandı kullanmayı pek de önermiyorum. Çok iyi sonuçlar vereceğini de açıkçası düşünmüyorum. Çünkü onların çalışma prensipleri biraz farklı. Yani Moving Average'in hesaplama yöntemiyle Bollinger Bandı'nın hesaplama yöntemi biraz farklı. Evet. Sanırım başka soru yok. Arkadaşlar hepinize dinlediğiniz için, sabrınız için teşekkür ederim. Umarım faydalı olabilmişimdir. Umarım bundan sonraki işlemlerimizde, bundan sonraki grafik okumalarımızda en azından biraz daha, bunlar tabii çok giriş zamanla gelişecektir. En azından biraz daha gelişir ve size bir katkı sağlar. Tikmenin katkılarıyla hazırlanan Ekşi Forex araştırma grubumuzun webinarlarının sanırım yedincisini geride bırakıyoruz. Bir sonraki Perşembe günü saat 20'de yine benimle olacak. Orada da RSI'den bahsedeceğim. Aynı şekilde bugün arayacağım bahsettiğim gibi RSI nasıl kullanılır, nasıl eklenir, hangi seviyelerle işleme girilir, nasıl girilir, nasıl çıkılır, işlemde nerelerde bulunur gibi. Şimdiden isterseniz VSE ile ilgili bir bakın. Orada neler sorabileceğinizle ilgili bir konuşuruz. Bir 16'ın içinde böyle bir çalışma yapabilir miyiz demiş. Bakalım neden yaptık. Şimdi 4 saatlik grafikte 16'ını açalım. Ve bir kavaya ekleyelim.
60 biraz daha geçtirmek istiyorum. Şimdi ons altında diyelim ki şurada grafiği açtım. Ve şu trendi yakaladım yani. Bakın 60 günlük 60 paylık unit averajı ekledim. Ya üstünde diyelim ki bu dönüşleri yakalayamadım. Devam ediyor. İşleme nerede giriyorum arkadaşlar? Bakın şu bölgede. Şu bölgede girebilirim. Bir tane işlem fırsatı vermiş. Yani burada bunun altında kırdıktan sonra kapattıktan sonra burada belki bir işlem satış işlemi açabilirim. Eğer yakalayabiliyorsam şurada, şurada, şurada bu trendin başlangıcı burada çok değil ama 1, 2, şu kısımları da sayabiliriz. Buralarda aslında güzel fırsatlar vermiş. Bundan sonra su için ne düşünüyoruz? Artık burada bir küçük şimdi 4 saatliği eğer günlüğe alırsam ne yapmam gerekirdi? Böyle dönmem gerekiyor. Değil mi? Hayır, öyle değil. 6'ya dönmem gerekiyor. Buradaki trendi yakaladı 4 saatlik. Fakat limitte baktığımda çok anlamsız bir yerde şu anda. Yani bu ne demek? Şu an ONS'da bir trend yok. Orada yakaladığım 4 saatlik trend vardı. Şurada yakaladım. Fakat şu anda bir şey yok. Yani işlem fırsatı yok. Fakat şöyle düşünebilirsiniz. Şimdi bir süredir süre gelen trendin altına fiyat sarkmış. Eğer satış pozisyonundaysanız mutlaka şu bölgeye koymalı stop noktamızı. Yani bu moving average'e bakarak işlem kararı veriyorsanız stopumuzu buraya koymalıyız. Veya biraz daha bekleyip yeni bir moving average çizmeliyiz düşüş trendi yönünde eğer düşüşe devam edecekse ons altın ve ondan sonra kararımızı tekrar gözden geçirmeliyiz. Baksana gördüğüm bu. ATR kullanmaya ihtiyacımız olur mu? Hayır, benim yok. ATR kullanmaya ihtiyacım yok. Sizin de olacağınızı zannetmiyorum. Averajlara bakarak stop noktanızı belirleyebilirsiniz. Diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki webinardan görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.